Evet, çok sıcak bir gündem ve çok taze bir olayı konuşuyoruz. Sadece eleştirmiyorum. Çözüm önerilerini de dile getiriyorum. Bir yarış organizasyonunda organizasyon çalışanlarından tutun sporculara varana kadar herkesin sağlığı çok çok önemli. Evet, abi, ayrıca o organizasyonu yolun kenarında izleyen insanların da sağlığı çok önemli. Alsınlar parayı tabii ki. Siz sağlık sigortası güvencesi kapsamındasınız. Başınıza bir şey gelirse diye bilgilendiriliyorlar. Ama Gran Fondo'ya katılan insanlar feragatname imzalıyorlar. Başıma gelecek her türlü kazadan ben sorumluyum diye. Parçanı bulamazlar kayalıklarda uçtuğun zaman. Türkiye'de işler böyle işliyor Ozan. Kaynaklarına girdim ben dün gece. Kötüye örnek gösterirsen doğruyu güzeli yapamazsın hiçbir zaman. Bunun bir üst aklının olması lazım. Bu kadar değer kaybediyorsa hadi buna bir değer getirelim. Tabii tabii ben bunları yazdım. Yapamıyorsan yapmayacaksın. Yaptırmıyorlarsa yapmayacaksın. Yarım yamalak iş yapmayacaksın. Gran Fondo insanların birbiriyle yarıştığı değil kendiyle yarıştığı bir organizasyondur. Sağlıklı bisiklet süren bir toplum olma hedefine ulaşırız. Ne dedi? Mesleki deformasyon Ahmet. Erdem abi. Yani ömrünün bir 34-35 yılını gazeteci olarak geçirirsen olaylara, hayata bakış açın negatif tarafından sorgulayarak gelişiyor. Oradan bakmazsan zaten haberci olamazsın. Oldu mu canım? Abi. Oldu, hoşuma gitti. Benim de. Güzel bir giriş oldu. Hoş geldin. Abi asıl sen hoş geldin. Benim ev sahipliğimdesin. Ev sahipliğin... Kanal senin olabilir ama bak, mekan bizim. Bugünün konusuna geliyorum. Aslında birazcık gündem bir video yapıyoruz abi. Hani birazcık çok, çok taze... Çok sıcak bir gündem. Evet, çok sıcak bir gündem ve çok taze bir olayı konuşuyoruz. Öncesinde ben senden çok kısa bir bahsedeyim. Bildiğim kadarıyla. Evet. Erdem Erol bir bisiklet tutkunu, bir bisiklet sporcusu. Aynı zamanda hani zaten evinden, hatta bu Erdem Erol'un bisiklet evi. Erdem Erol'un bisiklet evinden de hani... Böyle bir yayını yapıyoruz şu anda. Aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin bir üyesi. Ve az önce de bahsettik kendisi. Ömrünün bir 35 senesini bu işler için harcamış. Aynı zamanda bir fotoğrafçı. Bir fotoğraf sanatçısı daha doğrusu diyebiliriz. Spor yazarı. Aynı zamanda Dünya Spor Yazarları Birliği de üyesiyim. Aha. Ama emekliyim. Vallahi emekli olunca böyle sosyal medyadan sarıyoruz artık. Evet. Bu pazar gecesinden itibaren bizim Instagram bildirimlerimiz, Instagram ana ekranlarımız bir şeylerle dolmaya başladı. Çünkü Erdem abinin rahatsız olduğu bir konu var. Benim rahatsız olduğum bir konu değil. Büyük kitlelerce rahatsız olan bir konu. Ama en azından pazar gecesi ilk senin rahatsız olduğun bir konuydu. Yayınlanan kısımda baktığımızda. Çünkü ben olayı ilk pazartesi günü... Organizasyonun tamamlanmasından sonra arkadaşlarımdan gelen geri bildirimler. Yine benden önce sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda okuduğum. Evet, sosyal medyada paylaşılan her şey doğru bilgi değildir. Ama doğrulattığım, gerek matematiksel olarak, gerek görsel olarak doğrulattığım yaşanan aksilikler üzerine yaptığım bir paylaşımdı. Evet Erdem abi, bu organizasyon dediğimiz organizasyon hafta sonu Bursa'da düzenlenen Bursa Gran Fondo. Çok sıcak gündem bir video dememizin de asıl sebebi o. Çünkü yarış pazar günü düzenlendi. Gran Fondo organizasyonu pazar günü düzenlendi diyelim daha doğrusu. Bursa yarışı da diyebiliriz. Ama bazı teknik problemler olmuş. Benim tepkim, dile getirdiğim aksaklıklar sadece Bursa Gran Fondo özelinde değildi. Ben orada da yazdım paylaşımda. Ben birçok Gran Fondo özelinde bu paylaşımı yapıyorum. Abi önce bir neler olduğunu bir bakalım. Senin gözünden mi? Aslında ben bunu anlatayım. Sen artı eksilerini tamamla. O zaman şöyle özetleyeyim ben sana. Aha. Bursa Gran Fondo'yu derdimiz bir organizasyonu hedef almak değil. Tabii. Burada bir Türkiye'de bir Gran Fondo gerçeği var. Gran Fondo'lar işte 2017-2018 yılından itibaren Türkiye'de yapılmaya başlandı. Son 3 sene öncesine kadar 2 ya da 3 merkezde yapılıyordu. 4-5 sene önce artmaya başladı. Son 3 senedir İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, bu sene ekstra işte Samsun'da da bu Antalya, Kaş'ta yapıldı. Yapıldı, Kemer'de yapıldı. Artıyor. Arttıkça da
organizasyonel anlamda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bu bir kültür. Grand Fondo aslında bir kültür. Biz yarış gözüyle baktık yıllarca ama benim de bir tespitimdir. Aslında İtalya'dan doğmuş bir organizasyon. Yani evet, mesela örnek veriyorum. Aslında çok katı kuralları olan bir kültür ama katı kurallarla birlikte eğlence tarafını, turizm tarafını, işin gırgır tarafını da ön plana çıkartan, destekleyen bir kültür. Abi aslında demek istediğim şey şuydu. Bu kültür bizim Türkiye'ye ilk girdiği zamanlar Kapadokya Grand Fondo ile girdi sanırım. Nevşehir mi? Kapadokya Grand Fondo ile. Hatta Gökay Akçetin kazanmıştı abi. Hiç de unutmuyorum. Küçüktüm. Gidememiştim yarışa daha doğrusu. Ama takip ettiğim için hatırlıyorum. Onunla beraber gelen işte ardındaki o 2016 da olabilir abi. O ardındaki senelerde Grand Fondo hep bir yarıştı. Hatta benim ilk paylaşımım... Canım hala yarış olarak algılıyoruz. Şunu demek istiyorum. İlk paylaşımım hani hatta doğum günümdeydi. 4 Kasım 2017'di sanırım. Ben kürsüdeydim Çeşme'de. İlk Grand Fondo. Dedim ki profesyonelliğe adım attığım bir yarış olarak görüyorum bunu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten rekabet ortamı çok fazlaydı. Gerçekten yarış havasında geçiyordu, ediyordu. Bu zamana kadar da birazcık böyle ilerledi ama gittikçe etkisini yitirerek bu şekilde devam etti. Tabii o zamanlar çok fazla federasyon yarışları da vardı. Şu ana geldiğimizde, şu ana ben baktığımda Grand Fondo'ların yarış havasından ziyade çok amatörce tanıtıldığını... Amatörce tanıtıldığı demem de aslında şey şu. Kendisi de bir amatör bisiklet evet. yarışı aslında. Evet. Ama işte o yarış algısı kırılıp birazcık da arkadaşlar Grand Fondo bakın amatör bir organizasyondura getirildi. Böyle bir algı oluşturuldu. Yani artık eskisi kadar pek, rekabet... Ben pek öyle düşünmüyorum. Bir taraftan da söylediklerinin aksine bazı sporcular tarafından da ciddi anlamda sezon off sezonda hazırlanılıp Grand Fondo'larda yapılacak kürsüler hedeflendi. Ya işte, bu tarz bisiklet sporcuları, bisiklet grupları da var. Ya bunların hepsi olacak Ozan. Olmak zorunda. Yani amatör tarafı da yani olacak, profesyonel tarafında da olacak. Yani Ozan yarış rekabet modu hala devam ediyor ilk günkü gibi mi diyorsun? Çünkü ben gerçekten bunu göremiyorum. Çünkü ha, dersen ki kürsüde hep aynı isimleri görüyoruz son yıllarda. Ya kürsüdeki aynı isimlerin itibarı da bence azaldı. Bu arada onu söyleyeyim. Kanıksadık Grand mı Fondo'da, yani Grand belki Fondo'da. Bir alışmışlık bilmiyorum. Söz konusu oldu ama hani ben baktığım zaman onu görebiliyorum. Yani bir isim itibarsızlaşması demeyeyim de bir değer kaybı, çok ciddi bir değer kaybı eğer var. Eğer öyle bir değer kaybı varsa bunun nedenleri ve bu nedenlerin de sorumluları vardır. Benim de dile getirdiğim nedenler, sorumluları ve bu sorumluların yapmış oldukları eksikler, yanlışlar, hatalar ve çözüm önerileri. Sadece eleştirmiyorum. Çözüm önerilerini de dile getiriyorum ben. Abi sen hatta bu yine bir Grand Fondo organizasyonunda problemler oldu. Hangisiydi? Sanırım... Beykoz. Beykoz Grand Fondo mu? Geçen sene ve ondan önceki. Evet, Beyza bir video paylaşmıştı. Ters şeride mi hatta gelmiş? Hatta çok da güzel, çok samimi. Yarışın bittiği anda yüksek nabızla gösterilebilecek çok samimi, çok evet, güzel bir videoydu. Videoyu. Beyza böyle anlatıyor böyle hani biraz şeydi. Heyecanlı değildi. Doğru, yüksek nabız. Güzel ama doğru tespitlerdi. Bir bitireyim çünkü, şeyi. Şunu diyeceğim daha doğrusu. Sen orada da yine böyle hem organizatörle, organizasyon galiba. Evet, onları eleştirmiştim. Ama ondan sonrasında bir çözüm için el sıkışıldı gibi. Çünkü sen onlara çözüm önerileri sundun hatırladığım kadarıyla. Biz bu konuyu yine konuştuk seninle, sohbet etmiştik yani üzerinde. Yani çözüm önerileri sunmak, yani benim sunduğum ya da sunacağım çözüm önerilerini kabul edip etmemeleri tabii ki kendilerini bileceği bir iş. Yani ben bu işin otoritesi değilim. Ben bu işin farklı bir tarafından bakıyorum. Yani bir işin, spor gazetecisi evet, olarak bakıyorum. Gazeteci olarak. Yani bisiklet sürücüsü olmak, bisikletçi olmak, organizasyonlarda yer alıyor olmak ayrı bir dünya. Dışarıdan bir gazeteci kimliğiyle yıllarca ulusal ve uluslararası platformlarda bu tür organizasyonları takip etmiş, hem organizasyonel anlamda hem de sportif anlamda bir deneyimleme kazanmış bir sporcu medya gözü olarak değerlendiriyorum. Bir önceki Grand Fondo'ya, geçen sene Beyza'nın o çok harika videosundan bir önceki ilk yapılan Grand Fondo'ydu. O Grand Fondo'ya ben katılmıştım. Hatta orada işte organizasyonla iletişimde hem sözlü olarak hem mesajlarla dile de getirmiştim. Hı hı. Yokuş aşağıya sola virajlı Yoros'tan aşağıya inerken ben sola dönüşte bir ekip otosuyla, polis arabasıyla kafa kafaya evet, geldim. Evet, öyle bir olayın olmuştu senin. Doğru. Beyza'nın keşke ben de Beyza kadar şirin öyle güzel video çekebilseydim sonunda. Ben soluğu organizasyon masasında aldım. Dedim ki yani delirdiniz mi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani eğer polis arabası ters istikamette parkura giriyorsa sivil halk ne yapsın? Ya sadece
Ya bu arada bir şey daha söyleyeceğim sana. Yanlış hatırlamıyorsam biz geçen Alberk'le konuştuk. Alberk Samsun'da yaşıyor. Samsun'da onun evinde düzenlenen bir gran fondo yapıldı. Samsun gran fondo. Galiba Samsun Valiliği'nin organizasyon olabilir desteğiyle. Evet, desteğiyle yapılmış bir gran fondoydu. Şey dedi, finişteyken ambulans geçti dedi. Ambulans geçince ne olduğunu anlamadık gibi bir şeyler söyledi. Gökhan abiler önden gitmiş. Ondan sonra işte arkada ikinci grubun sprintte yine kürsünün birinci sprintte bir ambulans geçti mi olmuş? Yine öyle bir teknik aksaklık. Bu tür olumsuz örneklerin yaşanması sadece Gran Fondo'larda değil, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda da bunu yaşadık. Neydi arkadaşın ismi, vatandaşın? Şenol. Şenol, kenara çekil falan. Nasıl bu annenin omurları kırılmıştı galiba. Yani orada da yaşadık. Evet. Uluslararası bisiklet yarışlarında da bu tür aksaklıklar yaşanıyor. Şimdi biz bunu bir bölelim. Önemli olan bunları minimalize edebilmek. Evet, aksaklıklar olabilir. Tabii ki de her organizasyonda sonuçta hani insan eseri bir şeyden bahsediyoruz. Organizasyonlar çok doğal çünkü olabilir. Dış faktör çok fazla. Evet, yani önemli olan tabii de can kaybının olmaması, yaralanmanın olmaması. Ama bu son organizasyonda birkaç arkadaş ciddi sağlık problemi yaşamış, sakatlanmış. Onu ben bir toparlayayım. Benim bildiğim üzere bana gelen bilgiler doğrultusunda. Evet, ben önce şöyle bir toparlayayım. Üzerine artı eksik konuşacağım çünkü sen buna bayağı bir mesai harcadın. Organizasyonla yazışmaların oldu sanırım. Onlarla görüşmeler halindesin. Çok böyle kısa bir cevap verdiler ama ben çok şey yazdım. Evet, harbiden böyle bir şey yazmıştı. Okurken ben de bir anda Instagram sayfalarında yazılan yorumları okuyordum aşağıda sen bir bak dediğin için. Öncelikle parkurda güvenlik bir sıkıntısı yaşanmış. Büyük bir güvenlik sıkıntısı yaşanmış. Çünkü parkura arabalar girmeye başlamış. Ben tebrik etmek için birini arıyorum. Bana böyle bir bilgi geliyor. Diyor ki ya parkurda araba vardı diyor. Birincisi bu. Evet. İkincisi benim hani daha önceden görmeye alışkın olmadığım böyle bir problem. Nedir? Çok fazla çukur varmış. Vallahi bizim Ali Boyraz parkurda kaldırım varmış. Kaldırımdan bile atladım. Hayır, Ali değil. Mesut Top'tan. Abi bu arada Mesut Top'tan bir kimliğin çok küçük bahsedelim kendisinden. Mesut Habertürk'ün yayın koordinatörü. Aha. Bayağı bir ciddi bisiklet sporu yapan. Hatta şöyle söyleyeyim. Off sezonda birçok sporcu trainer'la, roller'la antrenman yaparken bu kış sezonunu haftada minimum 2 ya da 3 gün yağmur çamur demeden ortalama 110-120 kilometre sürerek geçirmiş bir arkadaş. Güzel. Vakit ayırmış, mesai harcamış. Koşuyor, farklı sporlarla uğraşıyor. Yani bisiklete çok gönül veriyor. Mesut Bey katıldığı o yarışta veya Mesut abi diyelim. Mesut abi o katıldığı yarışta aynı zamanda şu an konuşmak istese gazeteci kimliğiyle de konuşabilir. Tabii ki. Yani senin fikir aldığın adamlar arkadaş çevren, yakın arkadaş çevren zaten bunu oluşuyor. Bir de Ali Boyraz. Yani organizasyon bittiği anda Gran Fondo bittikten bir yarım saat geçip geçmedi zaten Mesut beni aradı. Aha. Dedi ki abi böyle bir şey olamaz. Bunlar yaşandı dedi. Aha. Mesut'a çok güvenirim çünkü Mesut'la biz 2009-2010 senesinde Ciner Medya'da Habertürk'te birlikte 2-2,5 sene çalıştık. Bir 15 çalıştık. Senelik geçmişten bahsediyoruz. Tabii ki. Yani. Sürekli görüşürüz. Birlikte bisiklete de bineriz. Hı hı. Mesut'tan sonra Ali ile konuştum, Ali Boyraz'la. Ali Boyraz, yani. Sonra Bora ile konuştum, Bora Tirki ile. Bora Tirki de efsanedir zaten. Yani şimdi bir Erdem Erol işte Gran Fondo'larda bisiklet yarışlarında tamam dış kapının mandalıdır diyelim ama Bora Tirki dediğiniz adam bugün aşağı yukarı her katıldığı yarışta kürsü yapan bir adamdır. Yıllarını vermiştir bu spora. Özellikle dağ bisikleti konusunda kendisi. Yani Bora da çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani insanların bana özelden yazdıkları birçok sıkıntılar var. Bu problemlerin yanı sıra işte güvenlik probleminden bahsettik. Parkur güvenliği, sporcu sağlığı güvenliği, parkurun yönlendirmeleri, işaretlendirmeleri. Onu da söyleyelim. Yönlendirmelerde şöyle bir hata olmuş sanırım. Kısa parkur, uzun parkura, uzun parkur, kısa parkura sporcular böyle birbirleri bir karışmışlar. Bir şeyler yaşanmış o noktada. Ben o zaman sana organizasyonda yaşananları organizatör tarafından bakış açısıyla da ve bizim bakış açımızla da yaşananları dile getirelim. Artısı eksisi. Şeyi söyledikten sonra artı eksi yine konuşalım abi. En son olarak da benim artık duyduğum ve toparladığım hani zaten yazılmış şeyler de var bunlar. Çipte bir problem gerçekleşmiş. Çip yokmuş. Onun nedeni farklı. Çip yokmuş. Onun nedeni farklı. Ama yokmuş yani. Yani ve sonuçlarda hatalar çip olmuş. Çip yokmuş değil. Ve ben galiba sen takip ettiklerimden birini de söyleyeceğim. Story'de. Bitir söyleyeceğim. Sanırım üçüncü olmuşum mu yazmıştı. Bir şey yazmıştı ama o an öyle olmadığı için. Mesut üçüncü olarak ilan edildi. Mesut olabilir abi. Mesut üçüncü olarak açıklandı ve Mesut buna itiraz etti. Hepsini söyleyeyim o zaman sana bunları. Tamam, sen detaylandıralım. Başka bildiğin hani başlık var mı? Şu an ben dört başlık var. Var başlık var yani zaten peş peşe gelecek.
O zaman şimdi, birinci başlıktan bir başlangıç olarak gidelim. Gran Fondo Bursa organizasyonunun özelinde başlayacak olursak, öncelikle bir kere organizatörlere bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan. Yarış bitti, yapıldı diye. Yarışla ilgili değil. Çip konusuna açıklık getireyim ben burada. İstanbul'dan yarış kitlerini Bursa'ya ulaştırmak için bir ekip yola çıkıyor aracıyla ve yolda bir kaza yapıyor. Sen devam et, ben sana organizasyonun açıklamasını, bir geçici post yayınladılar. Sonra 8-10 saat sonra herhalde ortalama bunu kaldırdılar. Cuma gecesi 7 kişilik yarış kiti dağıtım ekibimiz İstanbul'dan Bursa'ya gelirken yolda ciddi bir trafik kazası geçirdi. Yarış kiti içerisinde olmazsa olmaz en önemli şey olan sırt numaraları, bisiklet plakaları ve dağıtım esnasında kullanılacak bilgisayarlar ciddi zarar gördü. Cumartesi sabaha karşı tekrar baskıya yolladığımız eksik sırt numaraları ve bisiklet plakalarını yoğun emek harcayarak kit dağıtım saatine yetiştirmeye çalıştıklar. Yani çok büyük geçmiş olsun evet, bu arada. Evet, bu çok çok. Yani şimdi bizim burada iddia ettiğimiz sporcu sağlığı. Hayır, sadece sporcu sağlığı değil. Bir yarış organizasyonunda organizasyon çalışanlarından tutun sporculara varana kadar herkesin sağlığı çok çok önemli. Evet, abi, ayrıca o organizasyonu yolun kenarında izleyen insanların da sağlığı çok önemli. Evet, abi. Çünkü kaza olduğu zaman onlara da çarpabiliyorsun. Ya, maddi sorun yarış kitiyle ilgili sorun buradan başlıyor. Sıkıntı buradan başlıyor. Yani düşünsene, birinin koyunu yola atlıyor. Yola atladığı için sporcunun biri koyuna çarpıyor. Koyun telef oluyor diyelim. Sporcuda hasar var. Koyunda hasar var. Hani gerçekten kontrol edilmesi, dikkat edilmesi, önceden bunun koordinasyonunun yapılması çok önemli şeyler. Yani o köy yolu, o yol, o hat kapatılacaksa belki bir hafta, belki bir ay öncesinden gidip de köyün muhtarlarıyla, gidip de köyün işte yetkilileriyle veya kasabanın veya büyük alan neresiyse şehrin bütün alanlarının tutulması gerekirse güvenlik önlemlerinin alınması lazım. Akreditasyondan bahsediyorum. Yani şimdi Türkiye turunda her bir sokak başında polis var neredeyse. Bursa özelinde, Bursa Gran Fondo özelinde yaşanan sıkıntıların nedeni yarış kitinin geç dağıtılması değil. Onu hiç dert etmem. İnsan sağlığı en önemli unsur. Evet, öyle bir şey diyebilirim. Cuma günü araç kaza yapar. B planları yoktur. Devreye sokamamışlardır. Bunları bu bir insan hatasıdır, insan kusurudur. İyi, yaralanma olmaması evet. Ya yaralanmışlar olur. Herhalde ne kadar iyi ya da kötü durumdalar bilmiyorum ama organizasyon çalışanları bayağı hastanede mesai geçirmişler diye biliyorum. Hatta Bora'yla konuşmuşlar. Bora'nın söylediğinden biliyorum. Çok geçmiş olsun. Gerçekten bu çok talihsiz bir olay olmuş ya bu arada. Şimdi organizasyonda yaşanan sıkıntılar. Bir teknik toplantı yapılıyor. Teknik toplantıda bazı bilgiler veriliyor ama insanlar buna şöyle tepki gösteriyorlar. Hatta birisi organizasyonun Instagram sayfasındaki paylaşımının altına da yazmış. Hani teknik yani. Toplantıda çukurlar kapatıldı belediye tarafından diye açıklanıp ama bazıları gözden kaçmış olabilir uyarısı yapılıyor. Bütün hepsi mi gözden kaçmış diye bir yorum var. Çünkü çok fazla varmış galiba. Teknik toplantı, yani bu şekilde yazılmış ama bunu da söyleyeyim. Teknik toplantıda böyle bir bilgi verildiğini yazıyorlar ama böyle bir bilgi verildi mi? Verildi veya verilmedi. Önemli olan şu. Önemli olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi ile bir şekilde koordine hareket ediyorsanız Gran Fondo Bursa'nın ilk duyurusu 3 Ocak 2024 tarihinde Instagram'dan yapıldı. 3 Ocak'ta bunun duyurusu yapılıyorsa 4,5 ay yarış gününe kadar. 3 Ocak'ta bunun duyurusu yapılıyorsa 3 Ocak'tan önce yapılan çalışmalar da var. Bu süreç içerisinde yolların fiziki durumuyla ilgili belediye ile gerek Büyükşehir Belediyesi ile gerek ilçe belediyeleri ile yapılan toplantılarda mutlaka bu çukurların kapatılması gerektiği dile getirilmiştir. Bunu organizasyon şirketi dile getirmiştir ve talep etmiştir. Bu organizasyon şirketinin ilk yarışı mı, biliyor musun bunu? Bildiğim kadarıyla koşuyla ilgili, maratonla ilgili ki aynı gün yanlış bilmiyorsam yani Bursa'da bir maraton, bir koşu yarışı Balıkesir'de var. Balıkesir'de de triatlon yarışı Bursa'da var ve Bursa'daki organizasyon da yanlış bilmiyorsam Gran Fondo'yu düzenleyen aynı şirket diye biliyorum. Ana başlıklarıyla gidelim. Özet kısa. Evet. Hiçbir şey, yaşanan hiçbir sorun yarış kitlerinin geç dağıtılmasından kaynaklanmıyor. Yani yarış kitleri geç dağıtıldı diye parkur güvenliği riske atılmıyor. Yarış kitleri geç dağıtıldığı için parkurdaki yönlendirmeler geri kalmıyor. Yani böyle bunun bahanesi olamaz. Yaşanan sıkıntılar şunlar ana başlıklarıyla. Bir parkur oluşturulmuş.
İnsanlar işte çok dikte, çok rampa, işte şöyle de, yokuşta, virajda, asfaltın kalitesi de, parkede... Gökhan Uzuntaş video yaptı parkurla ilgili. Tamam. Bunlar olabilir. Bugün biz Giro d'Italia'yı da izlediğimizde, Fransa bisiklet turunu da izlediğimizde öyle yollardan geçiyorlar ki yani... Gravel geçtiler bu sene. Giro d'Italia'da yani, gravel yol geçtiler bildiğin. İtalya'daki Gran Fondo'ların birinde de gravel geçtiler. Ben gravel'dan gidiyorlar. Bayağı yol bisikletiyle gravel geçiyorlar yani. Aynen öyle. Hatta Alaphilippe kaçış yaptı. İkinci olduğu etapta sanırım. Yolların fiziki durumlarının düzeltilememiş olması. Burada... Ha, ama tabii benim dediğim adam Alaphilippe Wörthersporcu. Ya tamam, o adam o yolda sürüyor yani. Tamam mı? O adam okey. Ve arkasından takım arabası geliyor. Bisikletine bir şey gelirse anında onun altına bir bisiklet veriliyor. Yani aynen öyle. Sen Gran Fondo'ya bir organizatöre para veriyorsun ve hani para var, bir hizmet karşılığı, hizmet bekliyorsun aslında. Bu noktada evet, o önemli. Çünkü adam 600 bin liralık bisikletiyle geliyor. Alsınlar parayı tabii ki. Bir emek harcıyorlar, zaman harcıyorlar ve bu Gran Fondo organizasyonlarındaki ekiplerin giderleri öyle basit değil. Burada Türkiye Bisiklet Federasyonu da çalışanlarını, hakemlerini, direktörlerini, onları büyük bir ekip bünyelerine veriyor ve bunların da ücretleri ödeniyor. Evet, bu paralar alınacak. Türkiye'nin ekonomik şartlarında, pandemi sonrasındaki bu hayat pahalılığında her şey pahalandı. Bu da doğru. Orada organizatörlerin de söylediği, Bisiklet Federasyonu katılım payı parasının neredeyse bizden yarısını alıyor falan. Bunlar değil benim hiç dert ettiğim konular. Evet, bunlar da konuşulabilir, konuşulmalı. Ama benim dile getirdiğim şeyler: bir, parkur güvenliği, parkurun fiziki koşulları, aylarca süren çalışmalarda, yapılan toplantılarda, o parkurda insanları kısa ve uzun parkurlarda ayıracak. Biz bu arada, bu an şu senin anlattığın konuyu artık tüm organizatörlere anlatıyoruz, döndürüyoruz. Zaten bunu evet Bursa'nın çözüm özelinde gibi değil de bir, Bursa'nın bir... özelinde bunu konuşuyoruz belki, ama bu Bursa'nın suçu kabahati tek başına değil. Evet. Biz bunu birçok Gran Fondo'da yaşıyoruz. Bunu yaşamadığımız sayılı birkaç tane Gran Fondo gördüm ben Türkiye'de. Vallahi ben Çeşme'de hiç problem yaşamadım. İşte ya Çeşme'de görmedim. Atıyorum Antalya'da görmedim, ama baktığın zaman o Gran Fondo'lar da Türkiye'nin en eski Gran Fondo'ları. Çeşme en eskisi. Evet. Hatta ilk zamanlar kurulduğunda 1000 tane çocuğa bisiklet vereceğiz diye kurulmuştu sanırım. Ama her sene de veriyorlar canım onu. Şeyler girmişti. Geçen sene yanlış hatırlamıyorum 750 tane bisiklet verdiler. Berkem Ceylan, Sarper Günsal. Velo Türk Gran Fondo Çeşme. Evet. Bir ekip. O bir tam anlamıyla sosyal sorumluluk projesi zaten. Sosyal sorumluluk projesi. Ya onlarda da problem yaşanıyor, yaşanmıyor değil. Parkur güvenliği. Bir parkur belirleniyor. Organizasyondan, yarıştan 3-4 gün önce ortalama bu parkurun yarış direktörleri, hakemler, organizasyon komitesi yetkilileri tarafından gezilmesi, denetlenmesi, fiziki koşulların belediyeler veya diğer resmi organlar tarafından talep ettikleri şekilde düzeltilip düzeltilmediğini tespit etmeleri gerekiyor. Aha. Eğer bu çukurlar kapatılmadıysa, ki kapatılmadı, o zaman burada birileri işini eksik yapıyor. Organizasyon bunları talep ediyor, toplantılar yapıyor. Birileri bir yerler işlerini eksik yapıyor. Ya belki organizasyonun şimdi bunu. Özel yarış yazışmalar çok fazla dile getirilemez, ama ben hemen şuradan tam cümle olarak söyleyeceğim. Zaten kısa bir cevap ve kısa cevabın içerisinde tek bir cümle. Çok büyük talihsizlikler yaşadık. Verilen sözler tutulmuyor. Organizasyonun CEO'su diyeyim, en yetkilisi diyeyim, bana dün gece böyle bir mesaj yazdı. Verilen sözler tutulmuyor. Verilen sözler tutulmuyor. Verilen sözler tutulmuyorsa şudur. Ya organizasyon birinden söz almış. Organizasyon kimden söz alır? Bursa Valiliğine gider, destek olacağız derler. Bursa Valiliğinin himayesinde falan denilir, atıyorum. Belediyeye gider, belediye başkanı veya belediyenin yetkilileri sporla ilgili, bu işle ilgili söz verirler. Ana sponsorlar olur, biz şunları yapacağız derler, biz bunları yapacağız derler. Bireysel olarak... Sözleşme abi. Tamam, orada sözleşme dersin. Yapmış da olabilirler sözleşme. Evet. Yani sonuçta bir organizasyon şirketi. Ama kalkıp yani şey mi olacak, sözleşme müeyyideleri var, mahkemeye mi verecekler birbirlerini yani? Bireysel olarak da odur. Kurumsal ve bireysel, bak kurumsal olarak desteklerin yanında bireysel destekler de vardır. Bu tür organizasyonlarda gönüllü çalışanlar da yer alır. Evet. Yarış kitini dağıtan ekip vardır mesela, evet. Tamam mı? Evet, onların biliyoruz. İçinde gönüllüsü de vardır. Gidip sen ben de biz bunu yaparız. O gün yarışamıyorsundur, sakatsındır, bir hastalığın vardır. Ama orada o expo'yu, o yarışı yaşamak için gidersin. Orada da bir işin ucundan tutarsın. Gran Fondo'nun ruhu bu zaten. Böyle olması gerekiyor. Bireysel olarak verilen sözler vardır. Ben buradan şunu anlıyorum. Verilen sözler tutulmadı. Neden tutulmadı? Parkur güvenliği ile ilgili sözler verildi. Parkur düzeltilmedi.
Parkurdaki yönlendirmelerle ilgili sözler verildi. O kavşaklarda, dönüşlerde kim uzuncular düz gidecek, kısacılar nereden sağa sola dönecek, bunlarla ilgili işaretlemeler yapılacaktı. İşaretlemeler eksik yapıldı. Yanlış yerlere kondu. Bununla da ilgili çok şikayet var. Şimdi ben Rize'liyim. Bizim Rize'de Aydere çıkarken bir tabela görürsün. Bilmem ne restoran 100 metre geridedir. Geçtin onu. Ya tam da Rize'de yaşanabilecek bir olay. Tamam mı? Bora Tirki 73-74 kilometre süratle giderken bir viraja geliyor. 60 kilometrenin altına zar zor düşüyor. Orada bir emniyet görevlisi, bir polis arkadaş. Şimdi polisin sorumluluğunda mıdır? Kısacıya sen buradan gideceksin, uzuncuya buradan gideceksin. Polis bunu bilmek zorunda mıdır? Emniyetle nasıl anlaşılmıştır bilmiyorum. Sarı ama oraya organizasyondan bir görevlinin konması ve daha öncesinden orada bir viraj olduğunun uyarısının yapılması gerekir. Biz Çeşme'de bilmem yüzde kaç eğimli aşağı inerken 180 derecelik bir viraj var. Karşısı uçurum ve deniz. Oraya gelmeden 300-400 metre öncesinden uyarılıyoruz insanlar tarafından. Biz uyarıldığımız zaman da biz bisikletçiler birbirimizi uyarıyoruz bağırarak. Şimdi Bora 60 kilometre süratlere iniyor. Allah'tan orada sağ taraftan mı ne bir tane bir yan yol gibi bir yer var. Bakıyor ki virajı alamayacak. Oraya giriyor. Polis de Bora'ya diyor ki yanlış yere girdin. O da diyor ki sen benim bu kadar hızlı bu virajı alabileceğimi mi düşündün? Tamam mı? Buralar kontrol edilmiyor. Çukurlar doldurulmuyor. Yönlendirmeler yanlış yapılıyor. Uzun parkurda yarışan kişi bir yerden farklı bir yola yönlendiriliyor. 80 kilometreyle yarışı bitiriyor. Bu Mesut ve üçüncü ilan ediliyor. Çip konusuna geliyorum. Kısaya katılan kişi Ali Boyraz mesela, tek bir örnek değil bu, bir sürü var. 70 kilometre civarında sürmesi gerekirken 80 kilometre ile tamamlıyor. Çünkü uzun parkurun olduğu bir başka bir yere gidiyorlar. 5 kilometre sonra farkına varıp 5 kilometre sonra insanlar uyarıyor. Geri dönüyorlar. Yönlendirmeler, parkurun fiziki koşulları, bunların hepsi yarıştan 3-4 gün önce kontrol edilmesi lazım. Madem bu işaretlemeler, yani o zaman şey yapsınlar. Kısa parkur için mavi, uzun parkur için kırmızı yola çizgi çizsinler diyeceğim. Evet. Şimdi Mesut Top'tan üçüncü ilan ediliyor. Uzun parkura sen katılmış. Sen bunu yazsan bir gazetede yayınlansa, bir dergide yayınlansa. Ya yok, hiçbir şey olmaz. Sırf biz o kendi verilen sözler konuşuyor. Tutulmadığı yüzünden hesap vermek zorunda kalabilirler değil mi? Hayır, neyle ilgili hesap verecek? Yani bu kanun hükmünde kararname değil, anayasada yok, maddesi yok ki, falan yok. Yani belki, böyle bir şey yok. Abi birisi yorum yapmış, belediyeyi de arayacağım, sponsorlarınızı da arayacağım. Tamam, tek arayacak ne olacak? Ne, bir şey mi olacağını zannediyorsun? Belki sözleşme olsa, bir şey olsa sırf bu yazı. Abi o organizasyon şirketiyle karşısındaki kurumların arasındaki bir diyalog. Orası orası bizimle ilgili, bizim dahil olabileceğimiz, bizim talepte bulunabileceğimiz, sözleşmeniz var mı diyebileceğimiz bir şey değil. Anladım. Yani bisiklet sporcuları bu tür organizasyona katılırken siz valilikle, belediyelerle, resmi kurumlarla, spor totoyla, onunla bununla sponsorluk, anlaşma, destek bilmem neleri yapıyorsunuz. Verin bize sözleşmenizi bakalım diyebilmek gibi bir hakkımız yok yani bizim. Evet, artı koşuya katılan insanlar, bir maratona katılan insanlar, siz sağlık sigortası güvencesi kapsamındasınız, başınıza bir şey gelirse diye bilgilendiriliyorlar. Ama Gran Fondo'ya katılan insanlar feragatname imzalıyorlar elektronik ortamda katılım başvurusunu yaparken, başıma gelecek her türlü kazadan ben sorumluyum diye. Koşuda bir insanın başına neler gelebilir? Bir bisiklette neler gelebilir? Düşer ayağı kırılır yani, koşucunun. Kaç kilometre hızla koşabilirsin maratonda? Çok hızlı koşabilirsin. 30 kilometre ile koş. Çok hızlı. Dünya rekoru 25 işte. Tamam, 25 kilometre süratle koşarken başına ne gelebilir? Ayağın taşa takılır, düşersin, kafanı çarparsın. Ölebilirsin de, doğru. Ama bisikletle neler yaşayabilirsin? Ne tür kazalar? Uçurumdan uçarsın abi.
parçanı bulamazlar kayalıklarda uçtuğun zaman. Yani bakış açısı çok farklı. Doğru yerden bakmak gerekiyor organizasyonlarda. Peki birazcık artık kapanışa geçelim ve sonuca geçelim. Mesele Bursa Gran Fondo değil. Biz bunu Türkiye'deki 2-3 tane Gran Fondo'nun dışındaki bütün organizasyonlarda yaşıyoruz. Bunlara sürekli yazıyoruz, çiziyoruz. Evet. Fikir paylaşımında bulunuyoruz. Sizin fikirleriniz, destekleriniz çok önemli diye yazı da alıyorum. Hı-hı. Paylaşıyoruz. Dile getiriyoruz. Tamam deniliyor, o deniliyor, bu deniliyor. Her Gran Fondo'da neredeyse 2-3 tanesi hariç bu tür sorunlarla sil baştan yeniden karşılaşıyoruz. Peki abi sen ne öneriyorsun? Hani organizatörler de illaki izleyeceklerdir bu videoyu. Yok canım, nereden izleyecekler? Birileri izleyecek, onlara diyecek ki işte burada birisi bıdı 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 bıdı, bıdı konuştu bunları. Ya boşver, biz yapıyoruz zaten. Türkiye'de işler böyle işliyor Ozan. Böyle değildir be abi. Ha? Böyle değildir yani. Umuyorum ki böyle olmasın yani, o zaman. Türkiye Bisiklet Federasyonu bu sene Gran Fondo'ları resmi takvimine aldı mı? Aldı. Aldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nda Gran Fondo'larla ilgili bir yetkili var mı? Var. O kadar bilgim yok. Gran Fondo'ları sen resmi takvimine alıyorsan, Bisiklet Federasyonu Başkanı'nın bir yönetim kurulu üyeleri var ya, o yönetim kurulu üyelerinin her birinin bir sorumluluk alanı var. Bir tanesi bununla ilgileniyordur belki. Birisi ilgileniyor, onu da biliyorum. Yani. Şimdi Bisiklet Federasyonu bu Gran Fondo organizasyonlarından para alıyor mu? Alıyor. Destek veriyor çünkü. Bunlar teknik konular, bilmediğim konular. Tamam. Türkiye'de Gran Fondo'nun anayasası yazılmış mı? 7-8 sene öncesinden yazılmış. Uluslararası Gran Fondo, Dünya Gran Fondo koma falan girdiğin zaman bu yönetmelikleri, bu işte önlemleri falan orada da okuyorsun zaten. Wikipedia'da da yazıyor Gran Fondo ile ilgili neler yapılacağı neredeyse. Kaynaklarına girdim ben dün gece. Kaynaklarını nelerden topladıklarına kadar bakıyorum. Adamlar yapıyorlar. Yani kötüye örnek gösteriyoruz biz. Ama orada o olmuştu, ama burada da bu oluyordu. Eğer kötüye örnek gösterirsen doğruyu güzeli yapamazsın hiçbir zaman. Bisiklet Federasyonu organizasyon şirketleriyle de destek verip karşılığında parasını alıyor mu? Alıyor. Düzeltmesi gereken Bisiklet Federasyonu iken Bisiklet Federasyonu bunu düzeltmiyorsa, düzeltemiyorsa, nedeni gerekçeleri ne olursa olsun, o zaman bunun bir üst aklının olması lazım. Bisiklet Federasyonu nereye bağlıdır? Kimdir? Gençlik Spor Bakanlığı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır. O zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bir kurul oluşturulacak. İşini liyakatıyla yapan. Bu kurulda bana göre kimler olacak? Bir, Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan bir ya da iki temsilci olacak. İki, Gran Fondo yarışı organizasyonunu yapan şirketler müracaat edecekler sezon başında. Atıyorum 25 tane şirket müracaat edecek. Diyecek ki biz Gran Fondo organizasyonları, yarışları düzenleyeceğiz. Şimdi birazdan bu 25 şirkete geleceğim. Kabul edilenlerin içinden her bir şirketin birer tane temsilcisi olacak. Evet. Sivil toplum kuruluşlarından, ama sadece bisikletle ilgili sivil toplum kuruluşlarından değil. Çünkü sadece bisikletle ilgili sivil toplum kuruluşlarından, STK'lardan o kurula, o spor bakanlığındaki, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Gran Fondo'larla bisiklet yarışlarıyla ilgili oluşturulacak kurula sadece STK'lardan bir temsilci alırsan masanın diğer 3 ayağını çözmemiş olursun, göz ardı etmiş olursun. Bisikletle ilgili sivil toplum kuruluşlarından bakanlığın kabul ettiği 2 ya da 3 tane temsilci olacak. Bir de o gün trafikle ilgili bir sivil toplum kuruluşundan, sağlıkla ilgili bir sivil toplum kuruluşundan. Çünkü o Gran Fondo yarışının içerisinde trafik faktörü var, sağlık faktörü var. Bu gibi faktörlerin sivil toplum kuruluşlarından da olacak. Artı bisiklet sporunun içerisinde sporcu kimliği olan isimlerden de, yani çok geniş katılımlı. Yani ben de olacağım yani orada. Tabii ki, çünkü sen yarışan bir insansın. Tamam mı? Bisiklet kulüpleri var. Ha diyeceksin ki bisiklet dernekleri, bisiklet kulüpleri, bunlar birbirleriyle ne kadar iyi geçiniyorlar, ne kadar anlaşılıyorlar da kendi aralarında delegasyon yapacaklar da Spor Bakanlığı'nın kuracağı Gran Fondo bilmem ne kuruluna bilmem kimi mi gönderecekler? Başaracaklar abi. Canı yanan canı yandığıyla kalmayacak. Kimse kimin kayığına biniyorsa sadece onun küreğini çekmeyecek. Anladım. Bu sporcusundan organizatörüne kadar. Bu kurul oluşturuldu mu? Oluşturuldu. Gran Fondo'ya kriter getirilecek. Gran Fondo'ya Türkiye, yani kriter getirilir mi arkadaş? Belli yani. Ulan
Dünya yazmış, İtalya yazmış. Amerika'da da var dedin. Amerika'da da var. Kurallar belli. Dünyada birçok ülkede bu Grand Fondo organizasyonları yapılırken, bunun anayasası, bunun kuralları varken Türkiye'de yeni bir kategorize etmek gerekliliği doğuyor o zaman. Yani çünkü herkesin başına bir polis veremezsin. Kendi sistemimizi kuruyoruz. Bir sistem, evet yani bu bir öneri. Ediyorum sana, değişti işte. İlk kuruldu, ilk Grand Fondo olarak yapıldı. Ya tamam, ben de diyorum ki o zaman bu kadar değişiyorsa, bu kadar pasifize oluyorsa, bu kadar değer kaybediyorsa hadi buna bir değer getirelim. Önerimi söylüyorum. Birinci kategori, ikinci kategori, üçüncü kategori, dördüncü kategori Grand Fondo'lar olacak. USA'da nasıl bisiklet yarışı, uluslararası bisiklet yarışlarının derecelendirmeleri var. Dört kategoriye böleceksin. Ha üçe de bölersin, dörde de. Beşe çıkma, çok fazla. Üçten aşağı inme, dörtten de yukarı çıkma. Üç ya da dört kategoriye böldün mü Grand Fondo'ları? Bunların her birinin içerisinde tanımlaması kriterleri olacak. Amma ve lakin... Hani 25 tane şirket ben Grand Fondo yapacağım diye müracaat etti ya. Bunlar bazı kriterleri yerine getirirlerse bir yetki lisans belgesi alacaklar Grand Fondo düzenleyebilme yetkisi. Onu alamayan bu Grand Fondo işine kalkışmayacak arkadaş. Kimse kimsenin canını riske etmeyecek. Vallahi Erdem abi. Bir dakika. Zannetmiyorum organizatörlerin bununla ilgileneceğini yani. Bu kurul, bunun içerisinde organizatörler de var. Herkes... fikrini dile getirecek. Grand Fondo'lar kategorize edilsin diyorum. Edilsin. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe Grand Fondo yarışları. Bu kademeler mi yazdın sen? Tabii ben bunları yazdım. Kademelerin kriterleri belirlensin diyorum. Örneğin katılımcı sayıları, katılım ücretleri, uzun ve kısa parkur mesafeleri, parkur özellikleri, ödül yönetmeliği, organizatör firmaya sağlanacak destekler kademelere göre farklı olarak belirlensin. Yani dördüncü kademe Grand Fondo'yla üçüncü, ikinci, birinci kademenin mesafeleri, katılımcı sayıları, alacağı destekler, sponsorluk anlaşmaları, bakanlığın ve bisiklet federasyonunun destekleri, bunlar azdan çoğa doğru yukarı çıktıkça kademe derecesi ona göre belirlensin. Senin yazdığın şeyler dünya barışı. Abi bir dakika dur. Tour of İstanbul, Tour of Antalya, Tour of bilmem ne, bu organizasyonlar yapıldığında Uluslararası Bisiklet Federasyonu tarafından bir puanlama yapılıyor. Evet. Sen buralarda başarılı olursan bir üst kademe yarışı düzenlemeye haiz oluyorsun. Hı hı. Türkiye kademe turu da yükseldi bu arada. Şimdi dördüncü yeter. Grand Fondo organizasyonları puanlansın. Yeterli puanı alamayan Grand Fondo organizasyonları kademe düşürülsün. Dördüncü kademe organizasyonunu başarıyla tamamlayan üçüncü kademe. Üçüncü kademe organizasyonunu başarıyla tamamlayan ikinci kademe. İkinci kademe organizasyonunu başarıyla tamamlayan birinci kademe organizasyon yapmaya hak kazansın. Bu ve bunun gibi konu başlıkları belirlenip içerikleri oluşturulduktan ve denetleme görevleri yerine getirildiğinde her isteyen istediği gibi Grand Fondo düzenlemeye kalkışamaz. Birinci kademe en iyisi mi? En iyisi olacak. Yani 4-3-2-1 diye. Ya bunun adına 4-3-2-1 demezsin de. ABC'de dersin. 5.4, 5.3, 5.2, 5.1 dersin. Ne dersen de. Anladım. Tamam mı? 5 yıldızlı kademe dersin. 4 yıl. Yani ne dersen de. İçeriğini, altını bunun doğru, liyakatlı bir şekilde oluşturulan kurulda istişare ederek STK'lara, bisiklet federasyonuna, bisiklet derneklerine, bisiklet kulüplerine, bisiklet sporcularına, milli sporculara, geçmişte bisikletle milli başarı elde etmiş, sokakta bisiklet süren halka varana kadar sağlık kurullarına, Sağlık Bakanlığı'na da soracaksın. Trafik İşleri Genel Müdürlüğü'ne, neyse artık. Çünkü bu yarışın içerisinde Grand Fondo organizasyonları, ben bunları yapıyorum dediğin zaman sadece bir lastik çapının içerisinde olan nedenler, sorunlar falan değil. Bunun dış etkenleri çok fazla. Bu dış etkenleri minimalize etmediğin müddetçe biz Bursa'da da yaşadığımızı, İstanbul'da da yaşadığımızı, işte bilmem Ankara'da da İzmir'de de yaşanılan sıkıntılar yaşanmaya devam eder. Söyleyeceğim demiştim, bu arada kaynadı. Çip konusu şu. Grand Fondo'larda kısada bir, uzunda diyelim iki tane istasyon var. Çipleri biz nasıl biliyoruz, nasıl çalıştırılıyor? Birinci istasyon diyelim ki kısada bir 24. kilometreye konmuş. O 24 kilometreye atıyorum 40 dakikada veya işte 50 dakikada geçme zaman sınırı tanınıyor. Evet. Tamam mı? Sen kalkıp istasyonlara çip zaman sınırı koymazsan, çipleri bu doğrultuda kurgulamaz, çalıştırmazsan, evet, o çipler senin parkurunu, sürdüğün rotayı takip etmezse,
100 kilometrelik atıyorum uzun parkuru 70 kilometrede kısaltıp sürüp kürsü yapıyorsan, o çipler kurgulanmamışsa, doğru çalıştırılmamışsa sen üçüncü olarak ilan edilirsin. Bak, Fidzon'la ilgili gördüğüm bir yorum vardı. Tam bu son organizasyonla ilgili. Tam ona bakıyordum bir yandan. Tabii bu şey yorumunun hemen üstünde. Organizasyon çok kötüydü. Parkura onlarca araç girdi. Birçok virajda araçlarla kafa kafaya geldik. Yollar temizlenmemişti. Kaç çocuğun lastiği patladı sayamadığımın. Fidzon yoktu, susuz kaldığın hemen üstündeki yorum. Fidzon'da oturmaya gelmiş bir ekip. Su istasyonları çok kötüydü. Yollar kapatılmış, süsü bilerek hiç kapatamamıştı. Uzun parkur benim için kötü bir deneyimdi ama organizasyon ortamı eğlenceliydi. Umarım seneye bu hatalara dikkat edersin. Şimdi bak, yani sen bunları okuyorsun. Bak, bunlar, iki yorum okudum. Bunlar organizasyon diyor. Şirketinin kendi postunun altında bu yarışa katılan insanların yorumları. Şimdi ben bu yorumlarla fikir üretmiyorum. Bu yorumlarla yorum üretmiyorum. Ben direkt birebir katılan arkadaşlarımdan aldığım feedbacklerle, geri bildirimlerle bunları dile getiriyorum. Şimdi orada okuduğumuz, ya ben girerim oraya şunu da yazarım. Lanet olsun sizin yapacağınız organizasyona. Doğru mu yani? Hayır, bu yanlış yazmış diye demiyorum bu arkadaş. Yani birisi kasıtlı bir şeyler de yazabilir. Mesele o değil ama YouTube'a girip bakıyorsun. Arabalarla kafa kafaya gelmiş insanlar var. Parkurun fiziki koşulları YouTube'da ortada. YouTube'da video mi yayınlamışlar bununla ilgili? YouTube'da yarışanlar çekip blog yayınlıyorlar. Onları görmedin mi? Yok. Tamam, şimdi gösterme de onu da, yok onu da insanlar bakar. Çok yani kısa bak, çok kısa bir tanesini hemen göstereyim, görmüş ol. Belki koyarsın. Gel bak. Bak şimdi. Abi. Görüntü yalan değil yani. Ayda da efendim, kırmızı arabayı mı diyorsun? Kırmızı arabayı, evet. Ya o en basiti. 6 saniyelik bir videosunu kaydettik. Yani onun gibi bir sürü var. İnsanlar neler. Ya bir acı gerçekten de bahsetmek istiyorum. Bu sadece Bursa ile ilgili değil. Bütün Gran Fondo'ları kapsıyor. Şu söyleyeceğim. İsmini vermeyeyim çünkü isminin verilmesini istemiyor. Paralimpik kategorisinde yarışan arkadaşlarımız var. Ben de bir engelliyim. Evet. Sağ bacağın, sol bacağın, sol bacağım var. Sadece kısalık meselesi değil. Kısa tamam. 2-2,5 santim kısa. Kalçada protez ameliyatı olmam gerekiyor. Ben 300 metreden fazla yürüyemiyorum. Bisiklette sıkıntı yok. Onu sürebiliyorum. Maddi imkanımız el vermedi. El vermedi. Bana bir protez. Ozan Yavuz. Evet, burada bağış topluyoruz. Orada Ozan Yavuz YouTube'dan çok para kazanacak. Benim titanyum protezimi karşılayacak. Sana bir şey diyeyim mi? Biz o kadar para kazanalım. Dinle, uzatıyorsun şimdi. Bak, o kadar para kazanalım. Sözüm olsun sana. Tamam. Fazla değil. 100-150 bin lira, 200 bin lira. Sadece titanyum protezi. Çözeriz tamam. Hallederiz. Şimdi işin acı tarafını dile getirmek istiyorum. Bu çok önemli. Bu beni üzdü. Yarışa katılırken paralimpik kategorisinde bütün Gran Fondo'larda bizler de hani bir engelimiz var mı yok mu diye oraya yazıyoruz. Sağlık sorunumuzun olup olmadığını bildiriyoruz. Acil durumda ilk aranacak kişiyi de yazıyoruz. Evet. Paralimpikle ilgili de işte engelinin ne olduğunu belirtiyor. Çünkü olası bir kaza durumunda ambulanstaki kişi veya paramediği veya ilk yardımcı bilsin hastanede. Şimdi abi, bu Türkiye'deki herhalde bütün organizasyonlarda, Gran Fondo yarışlarında olan kötü bir durum. Acı bir gerçek. Bu son Bursa'da da yaşandı. Hani bu Bursa'nın bir direkt sadece onların hatası değil ama yani aslında sağduyulu insanların bunu düşünmesi gerekiyor. Ödül töreni yapılıyor. İşitme engelli bir sporcu kürsü yapıyor. Birinci, ikinci, üçüncü ne olduğu önemli değil. Ne geliyor çok merak ediyorum. Anons ediliyor. Ama işitme engelli duymuyor abi. Kürsü yaptığını bilmiyor. Duymuyor. Yanındakiler söylüyor. Kürsü yaptığını girip görmüyor mu diyeceğim. Çip sıkıntısı var dedin. Yarış sonuçları bizim buradaki İstanbul Beykoz Gran Fondo'da da 5 saat falan bekledik, hatırlıyor musun? Yarış sonuçlarının açıklanmasını. Herkes yarışı bitirdikten sonra. O komik olmuş ya. Sporcular da orada öğreniyor kürsüde olmamadığını. Bu arkadaşa yanındakiler söylüyor çağrıldığını. Ama bir başka yarışçı o duymuyor, bilmiyor. Kimse de ona bir şey söylemiyor. Kürsüye çıkıp o madalyayı alıp orada bir fotoğraf çekilmeyi, o anıyı artık bir daha elde edemeyecek. Yani eğer Gran Fondo organizasyonu yapıyorsanız her şeye, bu işin ruhuna, kültürüne, kanına, canına, vicdani tarafına, sağlık tarafına, turizm tarafına, her şeyine, sadece bunun maddi tarafına bakmayacaksınız. Bunu doğru yaptığınız zaman bugün 5 lira kazanıyorsa bir organizasyon şirketi, tüm bu değerleri ve diğer akıllara gelebilecek değerlere dikkat ederse 5 lira değil 55 lira kazanır arkadaş.
ve herkes mutlu olur. İnsanlar el ele tutmuşsa, ama siz bunların yapılamayacağını olsa değil mi abi? Siz bunların yapılabileceğine inanmıyorsunuz. Ben inanmıyorum. Bizzat şahsen ben inanmıyorum. Ya ben çok büyük umut ediyorum. İnanmazsan yapamazsın. Yapılamayacak şeyler değil. Biri çıkıp yapılması sana, gereken şeyler bunlar. Biri çıkıp sana diyecek ya ki arkadaş, Erdem Bey madem, diyecek. Çık da yap organizasyonu da gidelim diyecek. Efendim yazar. Kralını yaparım. Nasıl yaparım biliyor musun? Tek başıma değil ki. Ekip işi. Bu işi yapacak Türkiye'de bir araya gelip yapacak 15-20 kişi. Çok da güzel yapılır. Ama bunu yaparken tek başına yapmayacaksın. İşte söylediğim gibi gideceksin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na. Evet. Orada bir komisyon oluşturacaksın. Ha yaparım kralını derken biri de çıkıp bana bir kurum. Biz bu asfaltı kapatamayız derse bana ben de koyarım o açıklamasını her yere. Derim ki arkadaş yapmıyorum ya. Yapamıyorsan yapmayacaksın. Yaptırmıyorlarsa yapmayacaksın. Yarım yamalak iş yapmayacaksın. Bak az kaldı bak. Şuradan üzerime yürüyüp buradan konuşacak artık yani. Abi bu adamı niye sinirlendiriyorsunuz? Nabız kaç? 61. Abi göstermiyor. 0. Benden bu kadar. Ben yoruldum. Ben yoruldum hayat. Hadi. Evet. Hadi gençler. Sormak istediğim bir şey var mı? Ya bunu ben sana söyleyeyim. Anlatmak istediğim bir şey kaldı. Başlamak bitirmenin yarısıdır. İnanmak da başlamanın yarısıdır. İnanmazsan olmaz. Bireysel sporcu olmayacaksın. Başarmak da inanmanın iki Gran Fondo denilen ruh herkesin birbirine yardım ettiği bir ruhtur. Gran Fondo insanların birbiriyle yarıştığı değil kendiyle yarıştığı bir organizasyondur. Ya birisi altına yorum atarsa sana derse ki Erdem Bey o zaman gidin başka ülkelerde Gran Fondo'lara yarışın. Yemin ediyorum güleceğim. Ben yarışmıyorum artık. O işi ben bir senedir bıraktım. Ya ben güleceğim abi. Ben hemen cevap veriyorum o yorumlara. Bir yıldır ben yarışmıyorum. Tamam ben kapanışta şunu söylüyorum. Sen bir gerçekten Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olarak bir emekli gazeteci de diyelim bir fotoğrafçı titrileri bırak sen titrileri. Ya bu insanla bu kimlikle yaptığın yorumlardan dolayı insanlar da zaten bunun ne kadar profesyonelce olduğunu anlayacaklardır diye düşünüyorum. Bunun arkasında herkesi kötülemek, insanlara kötü şey yapmak değil. Tabii ki de daha iyi olsun, bilinçlensin diye sunduğun çözüm önerilerini bile koyduk. İnsanlar da bunun eminim farkına varacaktır. Kapatalım videoyu. Engel abi ben gerçekten güzel düşüncelerin için teşekkür ederim. Hoş da bir sohbet oldu. Yani sırf bu sohbet için arkaya hakem getirmek zorunda kaldık kamera arkasında. Çünkü hani... Tabii hakem getirdin bir de benim tripodumu kullandın. Evet. Adam eve kompresör almış Ozan. Teşekkür ediyorum. İnşallah umut ediyorum. Ulaşması gereken yerlere ulaşır. İnsanlar illa sadece benim dediklerim doğrultusunda değil yeni fikirler üretirler ve sağlıklı bisiklet süren bir toplum olma hedefine ulaşırız. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, hayat bayram olsa. Güzel yorumların, değerli düşüncelerin için. Kamera arkasında da Ahmet Onur Çakma'ya çok teşekkür ederim. Ya hani de. Siz de bu hem bu organizasyonla ilgili hem Gran Fondo kültürüyle ilgili hem Türkiye'deki bu olayın birazcık hani sizin gözünüzden yansımalarını aşağıda yorum olarak bize iletebilirsiniz. Biz Erdem abiyle sıkı takipte olacağız yorumları. Hani evet biliyorum Instagram mesajları var. Evet aramalar gerçekleşiyor ama altında da yorumlarda da direkt hani izleyecek kişilere de buradan izleyip ders alabilecek çok konu var. Hani onlar için de güzel bir yol gösterici olur. Üzerinde konuşabiliriz yine aynı şekilde. Onun dışında zaten beğenip abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Efendim. Adam eve kompresör almış. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.